Öncelikle ben İpek Hatun evine gittim. Güvenlik benimle beraber geldi, sitenin güvenliği. Kimliğimi bırakıp. Eve gittiğimde İpek Atat'ın sevgilisi kapının önündeydi. Beni karşıladı. O sırada İpek Atat kapıya çıkıyor. Diyorum ben tablet almaya geldim. Yani tamir edip geri getireceğim size. Bunlar dolandırıcı diye bağırıyor. Direkt bağırdı dolandırıcı diye. O sırada ben de anlamadım bir şey aslında. Sonra telefonu çıkardım, adresi gösterdim. Dedim ki yani İpek Atat siz değil misin? 27 numara. Evet benim dedi. Dedim ben sizin tabletinizi almaya geldim. Ben tamirciden geliyorum. Yoktu siz dolandırıcısınız. Para aldınız. Tableti yapmadınız. 2 gündür bekletiyorsunuz beni. Halbuki biz buradan tableti yani hazır bir şekilde yaptık, gönderdik. Kamera kayıtları da var. Yani o geri bozdu. Yani bize suç attı. Eve gittiğimde işte buna dolandırıcı diye bağırdığında beni içeri alıp kilitliyorlar. Kilitlediğinde ben İpek Atat bir de sevgilisi vardı. Şoförü yoktu. Şoför aradan 10 dakika sonra geliyor. Ama 10 dakika içerisinde de yani İpek Atat hakaret ediyor. Küfür ediyor. Diyor sen diyor patronun gelmeden seni bırakmayacağım. O sırada şoförü geldiğinde yani şoförü de içeri giriyor. Kapıyı kilitliyor yine. O sırada diyor ki yani ben telefonumu çıkartıp patronumu aradım. Dedim ki abi dedim beni bırakmıyor. Yani sen gelene kadar beni bırakmayacaklar. Seni istiyorlar. Telefonu kapattım. O sırada telefonu kapatır kapatmaz İpek Atat elimden telefonu alıp şoförüne verdi. Şoförüne verdi. Patron o sırada bir daha aradı beni. Şoförü telefonu çıkartıp İpek Atat'a diyor ki patronunu arıyor. Telefonu elinden alıp şoförün benim telefonumu kırıyor. Paramparça ediyor. Yani aslında ben de şok oldum çünkü hiç beklemiyordum. Yani Telefonunu gösterir misin onlara? şöyle. Onlar İpek Hattat yer attıktan sonra kırıldı değil mi? Böyle bir Aynen hale geldi. bu hale geldi. Tamam. Daha sonrasında neler oldu? Yani telefonum İpek Atat'ta kaldı. Yani sadece bir sefer değil, 10 sefer alıp parçaladı telefonu. Ben kapının yani içeride kapının ağzında bekliyordum ayakta. Bana diyor ki geç içeri otur. Yani şey arkaya otur. Sonra dedik yok oturma. Sen köpeğimin işediği pedin üstüne otur. Bu lafı söyledi bana. Ben yani ayakta durdum yine yani bir şey yapmadım, konuşmadım da. Çünkü kadın hem alkollüydü. Yani artık deli yani tanımıyordum artık. Yani nasıl diyeyim, nasıl bir yani hakaret etti. Yani bayağı şey oldu. Baskı altında kaldım. O sırada patronum ya o içerideyken aradan yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor ama o bir saat içerisinde yine hakaretler ediyor. Bana ediyor, patronuma ediyor, dolandırırsınız böyle böyle. Patronum bir daha arıyor beni. Telefon ekranı yok. Yani ekran yok ama ses geliyor. Açıyor telefonumu. Diyor ki yani patronum yarım saat 40 dakika konuşuyor. Yaklaşık 40 dakika konuşuyorlar. Yani patron diyor yapma diyor. Yani çocuğunu bırak. Tableti ver istiyorsan yapalım geri gönderelim. İpek Atat yani yine hakaret etmeye başlıyor. Kapatıyor telefonu. Beni aşağı alt kata indiriyor mutfak katına. Mutfak katında beklerken de patronum o sırada aradı polisler. Kapıya geliyor polisleri görüp kapıyı açmıyor. Kapıyı açmıyor. Alt katta indiğimde benle şoförü tektik. Sonra sevgilisiyle İpek Atat geldi. O sırada polisler yukarıda kapının önünde kapıyı çalıyor ama kapıyı kimse açmıyor gördüğü halde. En sonunda kapıyı kırıp içeri girip beni kurtardılar. Herkese yani yeri yatırıp kelepçelediler. O gece, o akşamı karakola gidip ifade verdim. İpek Atat bir yani o gece gözaltında kaldı. Yani şikayetçiyim. Suç duyurusunda bulundunuz. Evet. Savcıda. Peki olayları bir kenara bırakırsak hissettiğin, neler hissettin o süre zarfında? Yani hissettiğim yani darp olmadı ama gerçekten psikoloji olarak bayağı bir baskı gördüm yani. Hala o şeyin etkisindeyim. Yani neler düşündün o arada? O Yani birkaç saat sonuçta sonra. telefonumu zorla alıp kırdı, eve kilitledi beni. Yani beni o an bir an içimden dedik yani beni öldürebilirdi. Yani yapabilirdi, ona inandım ben. Alkollüydü, o sırada sevgisi bir daha gelip alkolü veriyor ona. Ha, o sırada da alkol almaya devam Ben ediyor. gittiğimde alkollüydü. Bir saat geçtikten sonra hani patronumu konuştuktan, yani kapattıktan sonra sevgisi aşağı gidip alkolü bir daha getiriyor. Bir kadeh alkol getirdi, yine içti. Değil mi? Sevgilisi ya da Sevgisiyle şoförü değil, şoförü yok. onlar herhangi bir şey. Yok, hayır. Zaten ilk başta girdiğimiz şoförüyle yani İpek Atat'la sevgilisi kavga etti. Yani dedi çocuğun bir suçu yok tarzında. Baktı İpek Atat onunla kavga ettikten sonra yani sevgilisi de bir ses çıkarmadı artık. Sustu sadece izledi. Anladım. Mesela tamir ettiniz siz Telefonu sanırım. bize şoförüyle gönderdi. Yaptık. Geri şoförüne verip gönderdik. Biz camını yaptıktan sonra lastikliyoruz. Yani yapışkanı kurusun diye. 3-4 saat açılmamak üzere. Şu lastik geç kuruyor. Herhalde şoförü götürür götürmez bu lastiği açıyor.
basıyor, kırıyor. Çünkü biz buradan gönderdiğimizi sağlam bir şekilde gönderdik. Kameralarda var zaten. Ona rağmen biz yine telefonda dedik sıkıntı olmaz. Yani gelin en baştan yaparız. Yani gelinlerin en baştan yaparız. Yok dedi ben gönderemem, siz kurye gönderin. Arada 2 gün sonra ben gidiyorum. Çünkü yoğunluktan dolayı gidemedim. Dedi yani beni bekletemezsiniz. Siz dolandırıcısınız. Paramı aldınız yapmadınız tableti. Bağırdı çağırdı hakaret etti. Bana ve patronuma. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.